Evet, neredeyiz? Yine yoldan çıktık. -40 derece, yaşanılmaz denilen Güle'deyiz şu anda. Çok da sıcak, çok da soğuk, tartışılan bir iki kentteyiz. Evet, hamamındayız, Güle'nin hamamındayız. Yıllarda tartışılıyor, yapıldı, yapılacak, yapılamadı, ihale gitti, ihale geldi denen Güle'deyiz, şu anda hamamdayız. Sizi hamama davet ediyoruz, buyurun. Ardahan'da hamam var. Ardahan merkezdeki hamam her ne kadar tarihi bina yıkılıp bir an edilse de maalesef şu anda Göle'de bir hamam var Ardahan'da. Hamama giriyoruz. Evet. Yürüyelim kameraman yavaşça. Kapıyı örtelim, soğuk. Göle 40 derece, donuyoruz. Ardahan bitti, şöyle oldu. Yollar kapandı. Biraz önce haberlerde izledik. Ya bu bölge yaşanan insanlar var. Burada sınırdayız. Bekleyen insanlar var. Böyle kıyamet, kızacak kıyamet kopmuyor. Bakın. -30-40 derecenin yaşandığı Göle'de çıplak geziyorum. Göle'nin hamamına gidiyoruz. Evet, hamamdayız şu anda. Merhabalar. Merhabalar. Bir hamama geçelim. Buyurun. Evet, şöyle geçelim. Burası Güle Hamamı. Geldiniz, soyundunuz benim gibi. Soyunma odalarınıza geçiyoruz. Evet, kameraman. Memleketi anlatıyoruz. Geçen gün ben spor müdürlüğüne bağlı sıcak su olan havuza girdim. Evet, Çıldır Gölü dondu, bittik, yandık, yollar kapandı. Şehir yaşanamaz değil. Biraz da bu yönlerini anlatalım. Bakın, bu tesis var burada. Evet, şimdi giriyoruz. Osmanlı hamamı gibi. Devam ediyoruz. Ben şimdi yüzeceğim mi? Hamama mı? Nasıl yapacağım? Hamamcı da geldi. Evet, girelim. Oh! Evet. Geldik hamamıza. Şimdi bırakalım. Evet. Evet. Hamama geldik. Osmanlı hamamı. Evet. Şu anda sıcak sular akıyor. Burada bir duş alıyoruz. Evet, evet, duş alıyoruz. Oy. Evet. Bu arada yine içerisi doğalgazlı, yani taşımalı doğalgazdan geliyor. Bir de aynı zamanda Güle'de elektrik üretiyor. Güle Belediyesi'nin kurduğu bir sistemle sıcak su doğalgazıyla ısınıyor. Merkezde doğalgaz ısınmaya başlandı. Elektriği de belediye satıyor. Ondan elde ettiği kârlar belediye bütçesi yapıyor. Evet, üstten alıyor. Salona geçiyoruz. Şimdi salona geçeceğiz. Görenler, Ardahanlar, burada hamam var, gelin. Evet, şimdi salona geçeceğiz şuraya, gelin. Şimdi dedi ben buhar odasına geçiyorum. Evet, buhar odasına geçelim. Buyur. Şöyle. Geç abi. Şimdi, evet, gelmiyor, kamera buhar yapmasın. Buhar odasında şu anda, bakın görüyorsunuz. -40 derece, Güle battı, Ardahan yandı, hayır. Ardahan'da güzel şeyler de oluyor. Yanlışlıkla kaya testleri, Güle'nin kaya testleri, Ardahan Üniversitesi. Çalışmalar var, bu kent, bu ülkede sınır kenti olarak geçiniyoruz ama Iğdır'a kılçık yol yapılacak, devlet demir yolları diye tartışıldığı bir dönemde Ardahan'ın siyasilerin yeni bir Ermenistan kapısını Ardahan'a da açabileceklerini göstermenin tek yolu şu, bu kentte güzel şeyler oluyor. Bakın, burada şimdi girdik. Hamamda. Buyurun, buyurun. Anladık. Şimdi geçiyorum. Sauna'ya geçiyorum. Evet, burası İstanbul. Sultan ve Ahmet değil. Göle, Göle. Evet, geçtik saunamıza. Böyle saunada alacaksınız, nefesini nefes alacaksınız. Güzelce sınar. Ateşiyle beraber. Evet. Dondum, bittim. Benim işim yok. Demek yok. Bakın burada demek bunlar olabiliyor. Yaşanabiliyor. Ateşini şu anda bak istiyor. Görüyorsunuz. Orada, evet. Evet. Su. Nana atıyoruz yani. Şimdi bir de diyorum, gideceğim, bu şeyin özelliği var. Hamam deyince akla gelen keseci. Bakalım keseci ne yapacak bakalım. Keseci de özel gelmiş. Buyur. Çok evet. Sert duruyorsun. Korktum ben senden. Yok. Geç. Buyur. Yani kırmıyorsun kendi kendimizi. Bak. Sağ ol. Buraya geçiyoruz. Buyur, keseyi. Evet. Keseyi. Beş damarları var. Kes damarları. Biraz bize böyle. Beş damarları. Kamerayı şöyle çeksin. Şurada uzanayım, durmayın. Sen de öyle ya. Uzandım, evet. Evet, var mı?
Böylece. Bakın. Evet. Siz sanıyorlar bakın. Nasıl? İstanbul Sultanahmet hamamları değil, Osman hamamı değil. Göle hamamı ben şu anda. Usta benim kırmızı dikkat et. Abla. Bakacağız. Evet. Saatlerce yet baktın tabii öyle değil mi? Burada kese diyoruz, masaj yapıyoruz. Evet. Var mı müşteri? Çok. Gelen giden var mı? Şimdilik iyi. İyi. Yarın inşallah daha iyi olacak. İnşallah iyi olacak. Evet. Evet, çok güzel. Çok güzel. Düzü bir ücret karşılığı bunlar. Yani böyle para paramı yok. Yani çok korkmayın. Gelin arada bir böyle. Yani biz yaşam kültürü de bize yok. Ben adayı hanım başta olmak üzere diyor. Aman aman ayıptır, ayıptır. Hayır efendim. Şimdi Sayın Başkanlarımıza sesleniyorum. Turizm Bakanı çok şık bir kadın, çok bir erkek. Ülkenin imajını gösterecek. Biz illerde Türk gözü gümrük kapısı. Ya Türk gözüne yakışmıyor. Göz. Türk gözü yakışmıyor. İllerde söyledik. 30 yıl sonra ancak yeni yapıldı. Yeni yapılıyor. Şimdi bakın güzellikle olabiliyor. Biz devam edelim. Görüntü dolmasın, videomuz dolmasın. Ve Göle Hamamı'na çıkıyoruz. Şöyle dönelim kameraman. Osmanlı, Bizans, bu bizim dediğimiz... Osmanlı'nın Osmanlı Müslü. Osmanlı ne? Evet, Osmanlı ama. Evet. Buradan geliyorsun. Sesiniz, adresiniz. Ben Fakir Yılmaz. Ha bu arada YouTube Ardahan kanalına da abone olmayı unutmayınız. Ardahan'da -30-40 derece yaşanıp bilinen Göle'de hamamdayız. Şöyle bir çıkalım Göle Belediye Başkanı. Bu işi son yıllarda birkaç belediye başkanı geldi, bir tartışma konusu oldu. Göle Belediye Başkanı'yla bir görüşmeye çalışacağım. Bakalım geldi mi gelecek kadar. Burası ne oluyor? Burası yıkama olarak. Yıkama olarak. Ben şimdi bana bir yıkama. Tabii özel yıkanabilirsiniz. Zavallı ben Harcayan'la ben ne bileyim bunu özel. Tabii özel yıkanabilirsiniz. Geliyorsun. Özel yıkanabilirsiniz. Ha. Biraz soğuk su, biraz sıcak su. Aynen. Evet. Ben şöyle bir yerde bir kovayı yapacağım. Yunus'a yedim başka eski yıllarda. Evet. Böyle halka. Sabunu biliyor musun? Sabun, şampuan. Evet. Sabun yapayım, sabun. Tamam, güzeldir. Çıkıyoruz hamamdan. Evet, buradan çıkıştan sonra. Evet. Buyurun. Buradan geçiyoruz. Buyurun. Belediye başkanı geldi size, onunla da bir görüşelim suratle. Başkan kaç derece şu anda hava sıcak, sıcaklık? Saunamızda 100 derece. Doğalgazda mı, sinir kömür mü? Doğalgazda, evet. Doğalgazda, evet. Taşımalı doğalgazda. Özel burada siliniyorum burada. Elbisenizi değiştirmeniz için onu bırakıyorsunuz. Kırmızı peşlemek. Kırdam. Yerine bağlıyor. Evet kameraman, işte böyle macera dediklerimiz Ardahan'da hamam olduğunu, Ardahan'ın Göle ilçesinde doğalgaz olduğunu, Ardahan'ın Pozok'ta gümrük kapısının olduğunu, Çıldır'da gümrük kapısının olduğunu, burada 5 tane boru hattı geçiyor. Ey Ardahanlar biliyor musunuz? Petrol ve doğalgaz boru hatları geçiyor. Kazım Karabekir 100 yıl önce demişti ya. Boğazlar boğazımız, Kars Ardahan bel kemiğimiz. Biz bel kemiği olduk. Evet devam edelim. Buyurun. Bu ne? Sabunumuzdu. Tamam. Hediyemiz. Teşekkür ederim. Tabii. Gecik yok. Gecik değil. Ben şimdi daha tezeden sabun geldi yolsun. Her giren müşterimize sabunu hediye olarak veriyoruz. Evet, geldik. Evet. Şöyle çayları ikram alalım. Şöyle gelelim. Şöyle gelelim. Gelsin. Başkanım merhaba. Merhabalar. Akif Bey hoş geldin. Hamama girdi. Hamama giren terler. Evet. Başkanım süratle hamamı anlatır mısın bize? Bu nedir hamamın? Siz çok tartışıldı bu hamam çünkü. Ben 2019'da geldiğimde... Biraz yaklaş kameraman. Burası inşaat halindeydi. Evet. Bitirilmemişti. Çok büyük eksikleri vardı. Doğalgazından havalandırmasına, iç tefrikattan elektriğine, çevre düzenlemesine, sauna odasından buhar odasına... Niye Göle hamam yaptık? Göle'de çok hamam kültürü var mı? Musluklarından... Evet. Tasına varana kadar şu anda görmüş olduğunuz şu malzemenin tamamı, buradaki tefrişatın tamamı, çamaşır makinesinden televizyonuna varana kadar eksiklerini, yediklerini giderdik.
halkımızın hizmetini açtık. Siz de biliyorsunuz göle bölgemizin en ciddi, en kötü diyebileceğimiz iklim şartlarına sahip bir yer. Evet. Fakat ilçemizde çok ciddi bir hamam kültürü var. Kars'a, Ardahan'a, çevre illere gitmekteydiler. Biz çok iddialı konuşuyorum. Bölgemizin en güzel hamamını ilçemize açtık. Yeni başladık. Yaklaşık bir hafta 10 gündür işletiyoruz. Eksiklerimizi görüyoruz. Vatandaşımızın memnuniyeti en üst seviyeye çıkarmak için uğraşıyoruz. Gelen vatandaşımızdan kendi taleplerini dinliyoruz. Burada eksiklerimiz, gediklerimiz nedir? Birlikte tamamlamaya çalışıyoruz. İnşallah o eksiklerimizi, gediklerimizi de tamamladıktan sonra öğrencilerimizden, yaşlılarımıza bir günümüzü de hanımefendilere ayırmayı düşünüyoruz. Evet. Bu süreçten sonra inşallah bu tesisimiz yıllarca göleye hizmet edecek. Göleliler dışarıya gitmek zorunda kalmayacaklar. Siz de gelip gördünüz. Tesisimiz evet. Çok güzel, çok nezih, çok temiz bir ortam. İki tane uzman arkadaş getirdik. Bu işin uzmanı olan Celal abi. Celal abi bana yamaklı tokatlı. Kayseri'de aynı zamanda kendisi masör. Çok güzel. Masörlük yapmış. Başkan ne kadar hamal oldu burası? Yani burayı... Çok sorunluydu çünkü burası. Yani sorunları hallettik. Tabii çok ciddi bir maliyeti oldu bize. Göle Belediyesi'ne mi maliyeti? Evet. Göle Belediyesi'ne çok ciddi bir maliyeti oldu. Ama sonuçta harekette şu anda. Harekette. Ücret ne kadar başkanım? Ben ne kadar ödeyemem lazım yani şimdi? Şu anda sizden 40 TL alacağız. 40 TL alacaksınız. Bir de kesecimiz... Ayrıca evet, kesecimizin bahşiş dahil. Bahşişi hariç onu ödeyeceksiniz. Çok yani 40 TL'ye Ardahan'ın dağ başında diyorlar ya... Eksi 40 derecede diyorlar ya. Göle Ova. Göle Ovası'nda Göle'nin suyuyla, Karun'un suyuyla olsun, doğal gazıyla, elektriğiyle burada evet. Hamam kültürünüzü de geliştirin deriz. Doğru mu? Eyvallah. Tabii biz aynı zamanda burayı doğal gazla işletiyoruz. Hava kirliliği sorunumuz yok. Evet. Göle'nin şu anda çok büyük bir bölümü doğal gaza kavuştu. Artık eskisi gibi kömürden kaynaklı, o uzun süreli kıştan kaynaklı bir hava kirliliğimiz de yok. Göle'nin yazın havasının temiz olduğu kadar, kışının havası da o kadar temiz. Evet. Dediğim gibi... konaklama konusunda başkanım burası var mı hemen hemen? İlçemizde konaklamayla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Özel otellerimiz var. Ayrıca Milli Eğitim bünyesinde 5 yıldızlı otel evet. kapasitesinde uygulama otelimiz var. Kayak evimizde misafirlerimiz var. Onları burada ağırlıyoruz. Kayağa geliyorlar ki bu hafta sonu inşallah son yağan karla birlikte yeteri seviyeye kar ulaştı. Kayak merkezimizi de açıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı göleye bekliyoruz. Göle onların yaşayacağı, onların rahat edebileceği bu ayazlı şifa olan ki bizim ayazımız şifadır. Evet. Bizim 80 yaşında, 90 yaşındaki dedeler hiçbir yere tutunmadan merdivenleri yukarı bir yerden destek alarak gezebiliyorlar. Gezebiliyorlar. O da bizim ayazımızın katmış olduğu bir olumsuz bakmamak lazım. Ayazın tabii, sağlığına bakmak lazım. Ayazın sağlık yönüne bakmak lazım. Evet. Memlekette donanımız yok. Memleketimizde sağlık dışarıdan gelenler dahil olmak üzere soğuk havadan hiç kimsenin şikayet ettiği yok. Çünkü bizim yazımızın o güzellikleri şifa olduğu gibi kışımızda kışımız da şifadır. Peki kanalımıza abone olmayı unutmayınız.